Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Bisikletli takip. Bay Sherlock Holmes 1894'ten 1901 yılına kadar çok meşgul bir adamdı. Bu 8 yıl boyunca kamuoyuna yansıyan aşağı yukarı bütün vakalarda kendisine başvurulduğunu söylersek yanılmış olmayız. Ayrıca bu süre içinde bazıları hayli karışık ve olağanüstü yüzlerce özel meselenin çözümünde de önemli bir rol üstlenmişti. Bitmek bilmeyen bu çalışma döneminde kaçınılmaz olarak bazı başarısızlıklarla karşılaştıysa da genel olarak olağanüstü başarılarıyla parıldadı. Bütün bu vakalarla ilgili ayrıntılı notlar tuttuğum ve birçoğunda kendim de bizzat bulunduğum için okurlara sunmak üzere aralarından bir seçim yapmanın hiç de kolay olmadığı tahmin edilebilir. Ama başından beri sadık kaldığım prensiplerime dayanarak suç açısından korkunçluklarıyla öne çıkan olayları bir yana bırakıp dahiyane ve çarpıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulan vakaları tercih edeceğim. Bu sebeple Carlingtonlu yalnız bisikletçi, Bayan Violet Smith ile ilgili gerçekleri ve beklenmedik bir trajediyle sonuçlanan araştırmamızı anlatmaya karar verdim. Gerçi şartlar dostumun ün kazanmasına neden olan yeteneklerini sergilemesine pek izin vermedi ama bu vakanın bazı özellikleri var ki bütün hikayelerim için aldığım notlarımın arasında öne çıkmasını sağlıyor.'' 1895 yılında tuttuğum notlara baktığımda Bayan Violet Smith'le ilk karşılaşmamızın 23 Nisan Cumartesi günü gerçekleştiğini görüyorum. Hatırladığım kadarıyla Holmes o sıralar meşhur tütün milyoneri John Vincent Harden'ın mahkemesiyle ilgili oldukça karmaşık bir meseleyle ilgilendiği için bu ziyareti pek hevesle karşılamamıştı. Kesinlik ve konsantrasyona her şeyden çok değer veren dostum Dikkatini elindeki vakadan başka noktalara çekecek her şeye isteksiz yaklaşırdı. Ama kabalık nedir bilmeyen Holmes gibi biri için o akşam Baker sokağına gelip yardımını ve tavsiyesini isteyen ve uzun boylu, zerafeti ve güzelliğiyle kraliçeleri andıran genç bir kadının hikayesini dinlemeyi reddetmek imkansızdı. O sırada çok yoğun olduğunu ileri sürmek boşunaydı. Çünkü genç bayan hikayesini anlatma konusunda çok kararlıydı ve hiçbir gücün bunu yapmasını engelleyemeyeceği ortadaydı. Holmes çaresiz bir ifade ve bezgin bir gülümsemeyle güzel davetsiz misafirimize oturmasını ve içini kemiren meseleyi anlatmaya başlamasını söyledi. Sorun en azından sağlığınızla ilgili değil, dedi meraklı gözleriyle kadını süzerek. Sizin kadar şevkli bir bisikletçi enerji dolu olmalı. Kadın şaşkınlıkla ayaklarına baktı. Pedalın sürtünmesinin neden olduğu ayaklarındaki aşınmayı ben de fark ettim. Evet, bisiklette epey binlerim, Bay Holmes. Bugünkü ziyaretimin nedenlerinden biri de bu. Dostum kadının eldivensiz elini tutup bir bilim adamının duygusuz ve heyecansız edasıyla dikkatle incelemeye başladı. Affedersiniz. Biliyorsunuz bu benim işim, dedi kadının elini bırakırken. Neredeyse daktilo kullandığınızı düşünme hatasına düşecektim. Oysa müzik olduğu çok açık. Kütleşmiş parmak uçlarını görüyor musun Watson? Her iki meslekte de rastlanır ama yüzündeki derin ifade kadının yüzünü nazik çığışığa çevirdi. Daktilocularda rastlanan bir şey değildir. Bu bayan bir müzisyen. Evet Bay Holmes, müzik öğretmenliği yapıyorum. Şehir dışında sanırım. Yüzünüzün rengine bakılırsa? Evet bayım, Surrey sınırında, Farnam yakınlarında bir yer. Güzel bir muhit ve son derece ilginç insanlarla dolu. Hatırlıyor musun Watson? Kalpazan Arşi Stanford'u o civarda yakalamıştık. Pekala, Bayan Violet, Surrey sınırında, Farnam yakınlarında başınıza neler geldi? Anlatın. Genç bayan gayet açık ve ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki hikayeyi anlatmaya başladı. Babam öldü, Bay Holmes. Eski İmperial Tiyatrosu'nda orkestra şefliği yapan James Smith'ti kendisi. Annem ve benim Ralph Smith adında bir amcamdan başka tek bir akrabamız bile yoktu. Ki o da 25 yıl önce Afrika'ya gitmişti ve kendisinden o zamandan beri haber alamamıştık. Babam ölünce kıt kanaat geçinir olmuştuk ama bir gün birinin bizi bulmak için Times'a ilan verdiğini duyduk. Birilerinin bize bir servet bıraktığını düşünüp nasıl heyecanlandığımızı tahmin edebilirsiniz herhalde. Neyse hiç vakit kaybetmeden gazete adı geçen avukata gittik. Ve orada Güney Afrika'dan yeni gelmiş olan Bay Karuters ve Bay Woodley adında iki beyle tanıştık. Amcamın arkadaşları olduklarını, kendisinin birkaç ay önce Johannesburg'da yoksulluk içinde öldüğünü ve ölüm döşeğindeyken de onlardan akrabalarını bulmalarını, bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmelerini istediğini söylediler. Ralph amcanın hayattayken bizi bir kez bile olsun arayıp sormamasına rağmen, öldükten sonra bizlere ne olduğunu bu kadar merak etmesi bize oldukça garip gelmişti. Ama Bay ters amcamın kardeşinin ölümünden yeni haberdar olduğunu ve dolayısıyla kendisini bizden sorumlu hissettiğini söyledi. ''Özür dilerim.'' diye araya girdi Holmes. ''Bu görüşme ne zaman oldu?'' ''Geçen Aralık, dört ay önce.'' ''Lütfen devam edin.'' Bay Woodley denen adamdan daha ilk görüşte nefret ettim. Saçlarını iki yana yapıştırmış, kaba saba, tombul, kızıl bıyıklı genç biriydi ve gözlerini benden ayıramıyordu. Son derece itici olduğunu düşündüm ve Sayril'in böyle birini tanımamı istemeyeceğinden emindim. Ah, demek adı Sayril, dedi Holmes gülümseyerek. Genç kadın kızararak gülmeye başladı. Evet, Bay Holmes, Sayril Morton. Kendisi elektrik mühendisidir. Yaz sonunda evlenmeyi planlıyoruz. Hay Allah, bu konuya nasıl geldim? Ne diyordum? Evet, Bay Woodley, tam anlamıyla itici bir insandı, ama ondan çok daha yaşlı olan Bay Caruthers daha iyiydi. Esmer, soluk benizli, sessiz sakin bir adamdı. Kibar tavırları ve hoş bir gülümsemesi vardı. Durumumuzu sorup epey yoksul düştüğümüzü öğrenince 10 yaşındaki kızına müzik dersleri vermemi teklif etti. Annemi yalnız bırakmak istemediğimi söylediğimde ise hafta sonları annemi ziyaret için eve gidebileceğimi belirterek yılda 100 sterlin gibi mükemmel bir ücret teklif etti. Kabul ettim ve Farnam'a 6 mil uzaklıktaki Çiltern çiftliğine gittim. Bay Karuters duldu ve işleri çekip çeviren Bayan Dixon adında yaşlı, saygıdeğer bir kahyası vardı. Çocuk da cana yakın, tatlı biriydi. Her şeyin yolunda gideceğini düşündüm. Bay ters çok kibar ve müziğe hevesli biriydi. Birlikte çok hoş akşamlar geçirdik. Her hafta sonu şehre gidip annemi ziyaret ediyordum. Bu mutlu günler Kızıl Bıyıklı Bay Woodley'in gelmesiyle bozulmaya başladı. Bir haftalığına ziyarete gelmişti ama emin olun bana 3 ay gibi geldi. Korkunç bir adamdı. Herkese zorbalık eden biri. Ama benim açımdan daha da kötüsü söz konusuydu. Sürekli servetiyle böbürlenip duruyor, onunla evlenirsem beni Londra'nın bütün mücevherlerini önüne sereceğini söyleyip duruyordu. Ama sonuçta bütün bunlar işe yaramayınca bir akşam yemekten sonra beni yakalayıp kollarını aldı. Korkunç derecede güçlüydü. Onu öpene kadar da bırakmayacağını söyledi. Tam o anda Bay Karu ters içeri girip beni ellerinden kurtardı. Adam ev sahibinin üstüne çullanıp onu yere serdi ve yüzünü yaraladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu Bay Woodley'in ziyaretinin sonu oldu. Bay Caruthers ertesi gün benden özür diledi ve bir daha asla böyle bir tacizle karşılaşmayacağıma söz verdi. O günden sonra Bay Woodley'i bir daha görmedim. Bay Holmes, bugün tavsiyenizi istemek için gelmeme neden olan o özel olaya gelebilirim artık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her cumartesi öğleden sonra 12.22 trenini yakalamak için bisikletle Farnham istasyonuna giderim. Chiltern çiftliği yolu oldukça ıssızdır. Özellikle de bir yanında Charlington fundalıklarının, diğer yanında ise Charlington malikanesini çevreleyen yüksek çalıların uzandığı bir mil boyunca oradan daha ıssız bir yer yoktur herhalde. Kraksbury tepesi yakınlarındaki yola çıkana kadar bir arabaya ya da bir köylüye rastlamak neredeyse imkansızdır. Neyse iki hafta önce oradan geçerken bir an arkama baktım ve 200 metre kadar geride bisikletli bir adam gördüm. Kısa kesilmiş siyah sakalları olan orta yaşlı bir adamdı görebildiğim kadarıyla. Farnama varmadan tekrar baktığımda onu göremedim ve bu mesele üzerinde daha fazla düşünmedim. Ama pazartesi günü döndüğümde aynı yolda o adamı görünce ne kadar şaşırdığımı herhalde tahmin edebilirsiniz. Aynı olay sonraki cumartesi ve pazartesi de tekrarlanınca şaşkınlığım bir kat daha arttı. Adam hep belli bir mesafede duruyor ve beni hiç rahatsız etmiyordu. Ama çok garip bir şey olduğu kesindi yine de. Bu olaydan Bay Karuters'e de bahsettim. Yakından ilgilendi ve ussız yollardan bir daha yalnız başıma geçmemem için bir at arabası ayarlayacağını söyledi. At arabası bu hafta gelecekti ama her nedense gönderilmeyince yine bisikletle gitmek zorunda kaldım. Olay da bu sabah oldu. Charlington fundalıklarına geldiğimde yine arkama baktım, yine oradaydı. Tıpkı bundan önceki iki hafta boyunca olduğu gibi. Aramızdaki mesafe yüzünden iyi göremiyordum ama onu tanımadığımdan kesinlikle eminim. Kumaş bir şapka ve koyu bir renk takım vardı üstünde. Yüzünde rahatça görebildiğim tek şey siyah sakallarıydı. Bugün çok korkmadım. Hatta merakımı uyandırdığı için bu adamın kim olduğunu ve ne istediğini ortaya çıkarmaya karar verdim. Bisikletimi yavaşlattım. O da yavaşladı. Sonra durdum, o da durdu. Bunun üzerine ona bir tuzak hazırladım. Pedallara hızla asılarak yoldaki keskin bir dönemeci geçtim ve az ileride de durup bekledim. Köşeyi dönüp önümden geçmesini bekliyordum. Ama gelmedi. Sonunda geri dönüp köşeden baktım, bir millik yolu görebilmeme rağmen adamdan eser yoktu. İşin ilginci, o noktadan sapabileceği bir yan yolun olmamasıydı. Holmes kıkırdayarak ellerini ovuşturdu. ''Bu vakada gerçekten de kendine has bazı noktalar var.'' dedi. Köşeyi dönmenizle yolun boş olduğunu görmeniz arasında ne kadar zaman geçti? 2-3 dakika kadar. O zaman geri dönmüş olamaz ve hiç yan yol yok diyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle yok. O halde yandaki bir patikaya dalmış olmalı. Fundalığın tarafında olmayacağı kesin yoksa görürdüm. Akıl yürütmeye devam edersek yolun diğer yanında yer alan Charlington malikanesine yönelmiş olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok Bay Holmes. Ama o kadar heyecanlanmıştım ki sizi görüp tavsiyenizi almadan içim rahat etmezdi. Holmes bir süre sessizce oturdu. Nişanlı olduğunuz beyefendi nerede çalışıyor diye sordu sonunda. Coventry'de Midland Elektrik şirketinde. Size bir sürpriz yapmak istemiş olabilir mi? Ah Bay Holmes, öyle olsa onu tanımaz mıydım? Peki başka hayranlarınız var mı? Cyril ile tanışmadan önce birkaç tane vardı. Ya ondan sonra şu korkunç adam Woodley Tabii ona hayranım denebilirse. Başka kimse yok mu? Güzel müşterimizin aklı biraz karışmış gibiydi. Kim? diye sordu Holmes. Ah, belki sadece kuruntudur ama bazı zamanlar patronun Bay baykaru tersinde benimle yakından ilgilendiğini düşünürüm. Her zaman birlikte vakit geçiriyoruz. Akşamları ona eşlik ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. Tam bir beyefendidir. Ama kızlar her zaman anlar. Aha, Holmes birden ciddileşmişti. Kendisi ne iş yapıyor? O zengin bir adam. Atlı arabası ya da atları olmayan bir zengin. Yani en azından hali vakti yerinde diyelim. Haftada iki üç kez şehre iner. Güney Afrika'daki altın hisseleriyle yakından ilgilidir. Beni gelişmelerden haberdar edin, Bayan Smith. Şu sıralar çok meşgulüm ama sizin meselenizi ayıracak zaman bulacağım. Bu süre içinde bana haber vermeden bir hareket etmeyin sakın. Umarım hep iyi haberler alırız sizden.'' Öyle bir kızın peşine kimsenin takılmaması doğaya aykırı olurdu zaten," dedi Holmes, meditasyon piposunu doldururken. "Ama bunun ıssız köy yollarında olması hiç hoş değil tabii. Gizli bir aşık söz konusu, buna şüphe yok. Ama vakada oldukça merak uyandırıcı başka noktalar da var Watson. Sadece o bölgede ortaya çıkıyor olması gibi mi? Kesinlikle. Öncelikle Charlington Mahalli kendisinde kimlerin oturduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Peki, Carroters ile Woodley arasındaki bağlantıya ne diyorsun? Birbirlerinden çok farklı yapıda insanlarmış gibi görünüyor. Nasıl olmuş da ikisi de Ralph Smith'in akrabalarını bulmak için bu kadar uğraşmış. Bir nokta daha var. Mürebbiyesine piyasanın iki katı para veriyor ve evi istasyondan 6 mil uzakta olmasına rağmen bir atı bile yok. Garip Watson, çok garip. Oraya gidecek misin? Hayır sevgili dostum, sen gideceksin. Önemsiz bir olay gibi görünüyor ve onun için diğer önemli araştırmalarımı bırakamam. Pazartesi erkenden Farnam'a gidecek, Charlington Fundalığı civarında gizlenecek ve olanları gözleyip kendine göre hareket edeceksin. Malikanede oturanları da araştırdıktan sonra gelip her şeyi bana rapor edeceksin. Evet Watson, çözümümüze ulaşmak için üstüne basacak sağlam birkaç taşımız olmadan bu konu üzerinde daha fazla konuşmanın anlamı yok. Müşterimizden pazartesi Waterloo'dan 9.50 trenine bindiğini öğrenince ben de erkenden çıkıp 9.13 trenini yakaladım. Farnham istasyonunda Charlington Fundalığı'nın yerini öğrenmekte hiç güçlük çekmedim. Genç bayının maceralarının geçtiği yerin neresi olduğunu anlamamak imkansızdı. Çünkü yol bir yanında açık bir fundalık, diğer yanında ise porsuk ağacından bir çalı çitiyle çevrilmiş, içinde muhteşem ağaçların yükseldiği bir parkın bulunduğu bir yere uzanıyordu. Her iki sütunu dökülen amberlerle süslü, süslülüyken kaplı bir bahçe kapısı vardı. Ama malikaneye giden bu araba yolunun dışında parkı çevreleyen çalıların orasında burasında deliklerin olduğunu keşfettim. Patikalara açılan delikler malikane yolundan görünmüyordu ama onu çevreleyen bu çalılar bakımsızdı ve bütününde kasvetli bir çürümüşlük havası hakimdi. Fundalık parlak bahar güneşi altında ışıl ışıl parıldayan harikulade katır tırnaklarıyla doluydu. Hem malikaneye giden bahçe kapıya hem de ana yolun uzun bir bölümüne hakim olabileceğim bir noktaya geçerek fundalıkta gizlendim. İlk geldiğimde kimse yoktu ama çok geçmeden benim geldiğim yönün ters tarafında bir bisikletlinin belirdiğini gördüm. Adamın üstünde koyu renk bir takım vardı. Sakalları siyahtı. Charlington arazisinin sonuna ulaşınca bisikletinden atladı ve malikaneyi çevreleyen çalılardaki bir boşluktan girerek gözden kayboldu. 15 dakikaya kalmadan bir bisikletli daha belirdi. Bu seferki istasyondan gelen genç bayandı. Charlington Fundalığına yaklaşınca etrafında bakınmaya başladı. Tepeyi geçtikten hemen sonra adam saklandığı yerden çıkıp bisikletini atladı ve onu takip etmeye başladı. Geniş arazi boyunca onlardan başka kimse yoktu. Bisikletinin üstünde dimdik duran zarif bayan ile her hareketesini silik kokan bisikletinin gidonuna eğilmiş olan adam Genç kız arkasındaki adamı fark edince yavaşladı. Adam da yavaşladı. Kız durdu. Adam da aralarında 200 metre bir mesafe kalacak şekilde durdu. Bundan sonraki hareket beklenmedik olduğu kadar genç bayanın mücadeleci ruhunu da yansıtan bir şeydi. Birdenbire hamle yaparak tekerleklerini hızla döndürdü ve adama doğru sürmeye başladı. Adam da onun kadar etik davranarak kızdan çılgınca kaçmaya başladı. Yoldaki dönemeç ikisi görüş alanından çıkana kadar adam önde kız arkada hızla gitmeye devam ettiler. Saklandığım yerden ayrılmamakla iyi yetmişim çünkü adam birden tekrar ortaya çıktı ve bisikletinin üzerinde yavaşça ilerleyerek eski yerine döndü. Malikanenin girişinde durup bisikletten atladı. Birkaç dakika ağaçların altında durduğunu görebildim. Ellerini kaldırmış, kravatını düzeltiyor gibi görünüyordu. Ardından bisikletine atladığı gibi malikaneye sürmeye başladı. Ben fundalıktan fırlayıp ağaçların arasından baktım. Uzaklarda Tudor bacalarının yükseldiği eski gri binayı görebiliyordum. Ama sık bir çalılığa gelince adamı gözden kaybettim. Neyse, iyi bir çalışma yaptığımı düşünerek keyifle farlama döndüm. Kasabanın emlakçısı Charlington malikanesi hakkında bilgi veremedi ama Palmal'daki bir firmaya başvurmamı söyledi. Bunun üzerine eve dönüş yolunda uğrayıp bir temsilciyle görüştüm. Hayır, Charlington malikanesini yaz için tutamazmışım. Geç kalmıştım yaklaşık bir ay önce tutulmuştu. Kiracının adı da Bay William'sındı. Kendisi saygın, yaşlı bir beyefendiydi. Kibar yetkili özür dileyerek müşterileri hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Bay Sherlock Holmes o akşam sunduğum uzun raporu dikkatle dinledi ama beklediğim ve istediğim kısacık bir övgü sözü bile çıkmadı ağzından. Tam tersine yaptığım ve yapmadığım şeyler hakkında yorumlarda bulunurken ince suratı daha da gerilmişti. Saklandığın yer sevgili Watson çok yanlıştı. Malikanenin etrafındaki çalıların arkasında olsaydın bu ilginç adama daha yakından bakabilirdin. Oysa bulunduğun yer yüzlerce metre ötede olduğu için Bayan Smith kadar bile bilgi veremezsin. Müşterimiz adamı tanımadığını sanıyor, bense tanıdığından eminim. Öyle olmasa neden kaçsın ki? Adamın bisikletinin üzerinde eğildiğini söylüyorsun. Bu da gizlenmek için elbette. Son derece kötü bir iş çıkardın. Adam eve dönüyor ve sen onun kim olduğunu öğrenmek için Londra'daki bir emlak bürosuna gidiyorsun. Peki ne yapmam gerekiyordu? Diye atıldım biraz da öfkeyle. En yakın bara gitmeliydin. Bütün dedikodular orada döner. Ev sahibinden hizmetçisine kadar herkesin ismini sayarlardı sana. Williamson öyle mi? Bu isim bana hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer yaşlı bir adamsa, genç bayandan hızla kaçan bisikletçi o değil. Senin araştırmandan ne öğrendik? Kızın hikayesinin doğru olduğunu. Zaten buna hiç şüphem yoktu. Bisikletliyle malikane arasında bir bağlantı olduğunu. Bundan da şüphem yoktu. Tabii bir de malikaneyi Williams'ın adında birinin tuttuğunu öğrendik. Tamam da bu adam kim? Neyse sevgili dostum o kadar üzgün durma. Önümüzdeki cumartesi daha çok şey öğreniriz. Bu arada ben de birkaç araştırma yaparım. Ertesi sabah Bayan Smith'ten benim de şahit olduğum olayları kısaca ve açıklıkla anlatan bir mektup aldık. Ama asıl önemli bilgi mektubun sonunda belirtiliyordu. Bay Holmes, size buradaki durumumun iyice güçleşmeye başladığını söylemek için yazıyorum. Patronum bana evlenme teklif etti. Duygularının son derece samimi ve temiz olduğundan kuşkum yok. Fakat bildiğiniz gibi daha önce başkasına söz vermiş bulunuyorum. Beyefendi reddimi ciddi ama çok da kibarca karşıladı. Ama yine de durumun aramızda biraz gerginlik yarattığını tahmin edebilirsiniz herhalde. Genç dostumuz tehlikeli sulara girmeye başladı, dedi Holmes mektubu okuduktan sonra. Bu vaka başta tahmin ettiğimden daha ilginç bir hal alıyor. Şöyle sessiz sakin, temiz bir krava almaya hayır demem. Bu arada kafamdaki birkaç teoriyi de test etme imkanım olur. Holmes'un kırdaki sakin günü düşündüğünden oldukça farklı sonlanmışa benziyordu. Akşam geç vakitte Baker sokağına döndüğünde dudağı kesilmiş, alnı şişmiş haldeydi. Ayrıca üstü başı öyle dağılmıştı ki kendi bile Scotland Yard araştırmasının odak noktası olabilirdi. Yaşadıkları o kadar hoşuna gitmişti ki anlatırken gülmeden duramıyordu. Genelde o kadar az hareket ediyorum ki böyle geziler harika oluyor, dedi. Eski İngiliz boks sporunda epey usta olduğumu bilirsin. Ara sıra gerçekten de işime yarar. Örneğin bugün onsuz sonum pek de hoş olmazdı. Olanları anlatması için ona yalvardım. Daha önce sana tavsiye ettiğim gibi civarda bir bar buldum ve gizli araştırmalarıma koyuldum. Barda otururken çenesi düşük bir mal sahibi istediğim her şeyi anlatmaya başladı. Williamson birkaç hizmetçisiyle birlikte malikanede yaşayan aksakallı bir adam. Din adamı olduğuna dair bazı söylentiler var. Ama malikanede kaldığı kısa süre boyunca yaşanan birkaç olay bana pek din adamlarına yakışır gibi gelmedi. Bu konuda zaten araştırma yapmış, gerçekten de o isimde bir rahip bulunduğunu ama kariyerinin oldukça karanlık olduğunu öğrenmiştim. Neyse, konuştuğum mal sahibi, malikanenin hafta sonları bir sürü garip ziyaretçiyi ağırladığını söyledi ve özellikle de Bay Woodley adında kızıl bıyıklı bir adamın sürekli ortalarda dolaştığından bahsetti. Tam bu noktaya gelmiştik ki beyefendinin kendisi ortaya çıkmasın mı? Adam yandaki masalardan birinde bira içmekteymiş ve bütün konuşmalarımızı duymuş. Ben de kim oluyormuşum, ne istiyormuşum, neden soru sorup duruyormuşum. Kullandığı dil harikaydı. Özellikle de sıfatları çok güçlüydü. Hakaretler dizisinin sonuysa kaçmayı başaramadığım bir tokatla süsledi. Ama sonraki birkaç dakika nefis geçti tabii. Sanırım sol kroşen beyefendinin pek hoşuna gitti. Ben şu anki halimle çıktım oradan ama Bay Woodley eve arabayla dönmek zorunda kaldı. İşte kır gezim böyle sonlandı. Surey sınırında geçirdiğim zaman eğlenceliydi ama ne yazık ki senin öğrendiklerinden daha fazlasını öğrenemedim. Perşembe günü müşterimizden bir mektup daha aldık. Bay Karu dersin yanında çalışmayı bırakacağımı söylersem şaşırmazsınız herhalde Bay Holmes. Aldığım yüksek ücret bile içinde bulunduğum koşullara katlanmama yetmez. Cumartesi şehre geleceğim ve bir daha dönmeye de niyetim yok. Bay Karuters bir at arabası ayarladı. Artık o ıssız yolun tehlikeleri sona erdi. Tabii gerçekten bir tehlike vardıysa. Ayrılmamın asıl nedeni Bay Karuters'la aramızdaki gerginlik değil. O iğrenç Bay Woodley'in tekrar ortaya çıkması. Hep çirkin bir adamdı ama artık her zamankinden daha da çirkin görünüyor. Galiba bir kaza geçirmiş. Onu pencereden gördüm ama neyse ki hiç karşılaşmadık. Bay tersle uzun bir süre konuştular ve patronum oldukça heyecanlanmış görünüyordu. Woodley civarda bir yerlerde kalıyor olmalı. Çünkü burada kalmadı. Bu sabah onu yine gördüm. Çalılıkların arasında gizleniyordu. Onu burada görmektense vahşi bir hayvan beslemeyi tercih ederim doğrusu. Ondan ne kadar nefret ettiğimi ve korktuğumu anlatamam. Bay Karuters öyle bir yaratığa nasıl katlanabiliyor anlayamıyorum bir türlü. Neyse ki cumartesi bütün dertlerim sona erecek. Ben de öyle umuyorum Watson, dedi Holmes ciddi bir şekilde. Küçük bayanın etrafında bazı oyunlar dönüyor. Son yolculuğunda onu kimsenin rahatsız etmemesini sağlamak da bizim görevimiz. Watson, sanırım cumartesi sabahı oraya gidip bu garip meseleyi güzel bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. O ana kadar vakaya pek ciddi gözle bakmadığımı itiraf etmeliyim. Bana hep tehlikeli olmaktan uzak, acayip bir oyun gibi gelmişti. Bir adamın güzel bir kadını takip etmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. Adam bayanla konuşmaya cesaret edemiyorsa, hatta ondan sürekli kaçıyorsa o kadar da korkulacak biri değildir. Alçak Buddy farklı bir adamdı ama müşterimizi sadece bir kez rahatsız etmiş ve karu tersin evini son ziyaretinde genç bayana hiç dokunmamıştı. Bisikletli adam şüphesiz handaki adamın bahsettiği malikanedeki hafta sonu partilerinin müdavimlerinden biriydi ama kimdi ya da ne istiyordu oldukça belirsizdi. Holmes'un tavırlarındaki ciddiyet ve gitmeden önce tabancasını cebine koyması üzerine bu tuhaf olaylar zincirinin sonunda bizi bir trajedi beklediğini hissetmeye başladım ilk defa. Yağmurlu gece yerini parlak bir sabaha bırakmıştı ve ışıl ışıl katır tırnaklarıyla dolu fundalık Londra'nın iç karartıcı gri atmosferinden yorulmuş gözlere her zamankinden güzel görünüyordu. Holmes'le birlikte geniş kumlu yolda yürüyerek taze sabah havasını içimize çektik ve kuş sesleriyle dolu bahar sabahının keyfini çıkardık. Kraksberry tepesine doğru yükselen yoldan ne kadar yaşlı görünseler de çevreledikleri binadan daha genç olan meşelerin arasında yükselen kasvetli malikaneyi görebiliyorduk. Holmes, fundalıkla yeşil çalı çitinin arasında ilerleyen uzun yolu işaret etti. Uzaklardan bize doğru gelen karanlık bir nokta belirmişti. Holmes, sabırsızlığının bir işareti olarak omurdandı. ''Ona yarım saat vermiştim.'' dedi. ''Bu onun arabasıysa ilk treni yakalamak istiyor demektir. Korkarım onunla karşılaşamadan Carlington'dan geçmiş olacak.'' Yolun iyice yükseldiği bir noktada aracı göremez olmuştuk. Öyle hızlı ilerliyorduk ki son yıllarda benimsediğim hareketsiz yaşam tarzı etkisini göstermeye başladı ve Holmes'un gerisinde kaldım. Benim aksime Holmes formdaydı ve her zaman yedekte sakladığı bir enerjisi vardı. Adımları sonunda yavaşladığında benden 100 metre kadar ilerideydi. Aniden durarak acı ve umutsuz bir ifadeyle elini havaya kaldırdı. Aynı anda dizginlerini arkasından sürükleyerek eşkin giden atıyla sürücüsüz bir araba yolun dönemecinde belirerek hızlı üstümüze gelmeye başladı. ''Çok geç Watson çok geç'' diye bağırdı Holmes yanına koştuğumda. ''Önceki treni hesap etmemekle ne büyük aptallık etmişim. Onu kaçırdılar Watson. Cinayet. Tanrı bilir. Yolu kapat. Atı durdur. İşte böyle. Şimdi arabaya atlayalım da yaptığım hatayı telafi edebilecek miyiz bakalım.'' Arabaya atladık. Holmes dönemeci geçer geçmez atı şiddetle kırbaçlayarak hızlanmasını sağladı. Köşeyi döndüğümüzde malikane ile fundalık arasındaki yol önümüze serilmişti. Holmes'un kolunu tuttum. Adam orada diye atıldım. Bir bisikletli bize doğru geliyordu. Başı aşağıda omuzları düşmüştü. Son gücüyle pedallara basıyor gibiydi. Adeta bir yarışçı gibi uçuyordu. Sonra birden sakallı yüzünü kaldırdı, bizi gördü ve kenara çekilerek bisikletten atladı. Kömür karası sakalları soluk yüzüyle tam bir tezat teşkil ediyordu ve gözleri sanki ateşliymiş gibi alev alev parlıyordu. Önce bize sonra da arabaya baktı. Yüzünde şaşkın bir ifade belirmişti. "Hey, siz, durun orada!" diye bağırdı. Bisikletiyle yolu kapatarak. "Bu arabayı nereden buldunuz? Durun diyorum size!" diye devam etti ve yan cebinden bir tabanca çıkardı. "Dur diyorum Tanrı aşkına, yoksa atı öldürürüm." Holmes dizginleri bana verip arabadan atladı. Görmek istediğimiz adam sensin. Bayan Violet Smith nerede? Söyle bakalım. Dedi hızlı ve açık bir şekilde. Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Onun arabasına binmiş olan sizsiniz. Nerede olduğunu sizin bilmeniz gerekir. Arabayı yolda bulduk. İçinde de kimse yoktu. Genç bayana yardım etmek için arabaya atlayıp geldik. Yüce Tanrım, Yüce Tanrım şimdi ne yapacağım? Diye inledi yabancı çaresizlik içinde. Onu yakalamışlar. Lanet Woodley ile alçak peder. Hemen benimle gelin. Gerçekten de Violet'in arkadaşıysanız bana yardım etmelisiniz. Birlikte olursak onu kurtarabiliriz. Canımız pahasına bile olsa kurtarmalıyız. Tabancası elinde, porsuk çalılarındaki bir boşluğa doğru koşmaya başladı. Holmes'te peşinden gidince ben de atı yolun kenarına bırakıp arkalarından koştum. "Buradan çıkmışlar," dedi Holmes, çamurlu patikadaki birkaç ayak izini göstererek. "Hey, dur bir dakika. Bu da kim?" Deri çizme ve tozlukları olan, seyis yamağı gibi giyinmiş 17 yaşlarında bir genci gösteriyordu bize. Dizlerini karnına çekmiş bir halde sırt üstü yatıyordu ve başında korkunç bir yara vardı. Kendinden geçmişti ama hala hayattaydı. Yarasına bir bakışla kafatasının sağlam olduğunu gördüm. ''Bu seyis Peter'' dedi yabancı. Violet'i arabayla götüren oydu. Alçak canavarlar onu indirip bayıltmış. Onu burada bırakalım. Ona bir yararımız dokunmaz. Ama bayanı, belgede bir kadını başına gelebilecek en kötü felaketten kurtarabiliriz. Ağaçların arasında dolanan patikada çılgınca koşmaya başladık. Evi çevreleyen çalılığa ulaşmıştık ki Holmes durdu. Eve girmemişler. Bu soldakiler onların izleri. Defnelerin arasındakiler. Ah bakın söylemiştim size. Sözlerini bitirir bitirmez önümüzdeki yoğun çalılıktan tiz bir kadın çığlığı duyuldu. Korku ve dehşet dolu bir çığlık. Ses en keskin yerinde birden kesilerek hırıltıya dönüştü. ''Buradan, buradan, önümüzdeler!'' diye bağırdı yabancı. Çalılıkların arasından ileri fırlayarak. ''Ah, korkak köpekler! Beni izleyin, çok geç, çok geç, yüce tanrım!'' Yaşlı ağaçlarla çevrili bir açıklığa çıkmıştık. Ötede büyük bir meşenin çevresinde üç kişi görünüyordu. Aralarından biri müşterimiz olan genç bayandı. Ağzında bir mendil bağlanmıştı ve bayılmak üzereydi. Tam karşısında da iri yeri kızıl bıyıklı genç bir adam. Bir eli belinde, diğeri de tuttuğu kırbacı havaya kaldırmış sallıyor, zafer çığlıkları atıyor gibiydi. Aralarında duran ve tüvit takımının üzerine beyaz bir cübbe geçirmiş olan kır sakallı yaşlı bir adam anlaşıldığı üzere evlilik törenini yeni bitirmişti. Çünkü biz yaklaşırken dua kitabını cebine koyuyor ve damadı tebrik etmek için sırtına vuruyordu. ''Evlendiler mi?'' diye sordum nefes nefese. ''Hadi gelin'' diye bağırdı rehberimiz. ''Benimle gelin.'' İleri fırladı. Holmes ve ben de hemen arkasındaydık. Gruba yaklaştığımızda genç kadın sendeleyerek ağaca yaslandı. Rahip, eski Williamson, sahte bir kibarlıkla önümüzde eğildi. Zorba Woodley ise vahşi bir kahkaha patlattı. ''Sakalını çıkarabilirsin bab, dedi. ''Seni tanıdım. Sen ve arkadaşların tam zamanında geldiniz. Sizi Bayan Woodley ile tanıştırayım.'' Rehberimizin tepkisi oldukça ilginçti. Siyah sakalını hızla çıkartarak yere attı ve altından uzun, solgun, tıraşlı bir yüz çıktı. Tabancasını kaldırıp elindeki kırbacı tehlikeli bir şekilde savurarak üstüne doğru gelen alçağı doğrulttu. ''Evet'' dedi genç adam. ''Ben gerçekten de Bob Karı tersim ve sonunda daracını boylayacak olsam bile bu kadını kurtaracağım. Onun kalına dokunduğunuz takdirde ne yapacağımı söylememiş miydim size? Sözümün eli olduğumu göstereceğim. Çok geç kaldın, o artık karım. Hayır, o senin dulun.'' Tabanca patlayınca Woodley'in ceketinden kan fışkırdığını gördüm. Adam acı dolu bir çığlık atarak sırt üstü yere düştü. Çirkin kırmızı suratı aniden bembeyaz kesilmişti. Yaşlı adam üstünde cübbesi daha önce hiç duymadığım küfürler savurmaya başlayıp tabancasına sarıldı. Ama daha doğrultamadan Holmes'un silahıyla burun buruna gelmişti. ''Bu kadarı yeterli.'' dedi dostum soğuk bir sesle. ''At şu tabancayı. Watson tabancayı al. Kafasına daya. Teşekkür ederim. Karuters sen de ver şu silahını. Daha fazla şiddet istemiyorum. Hadi ver onu bana.'' Peki ama siz kimsiniz? Adım Sherlock Holmes. Yüce Tanrım. Anladığım kadarıyla beni tanıyorsunuz. Resmi polis gelene kadar kanunları ben temsil edeceğim. Hey sen! Diye bağırdı. Köşede beliren bir seyis yamağına. Buraya gel. Bu notu alıp acele farnama götüreceksin. Not defterine bir şeyler karaladı. Bunu polis karakolundaki yetkiliye ver. O gelene kadar hepiniz sorumluluğum altındasınız. Holmes'ün güçlü, amirane kişiliği trajik sahnenin hakimiydi şimdi. Herkes onun elinde kuklaya dönmüştü. Williamson ve Caruthers kendilerini yaralı Woodley'i eve taşırken bulduğunda ben de korkmuş kızın koluna girmiştim. Yaralı adam yatırıldıktan sonra Holmes'ün talimatı üzerine onu muayene ettim. İki mahkumunu tuttuğu yemek odasına girerek rapor verdim. ''Yaşayacak.'' dedim. ''Ne?'' diye bağırdı Caruthers sandalyesinden fırlayarak. ''Yukarı çıkıp işini bitireceğim.'' Ne yani şu kız, şu melek ömrü boyunca alçak Jack Woodley'e mi bağlanacak? Bu konuda endişelenmeniz gereksiz, dedi Holmes. Her ne şartta olursa olsun karısı olamaz. Bunun için iki iyi sebep var. Bay Williamson'ın evlendirme yetkisini sorgulamamız çok yerinde olacaktır sanırım. Papazım ben, diye atıldı yaşlı haydut. Ama yetkilerini kaybetmiş bir papaz. Bir kez papaz olan her zaman papaz kalır. Hiç sanmıyorum. Peki evlilik belgeleriniz var mı? Tabii ki var, cebimde duruyor. O halde onları hileyle çıkardınız. Yine de zorla gerçekleşen bir evliliğin geçerli sayılamayacağını bilmeniz gerekirdi. Hatta yakından öğreneceğiniz üzere ciddi bir suçtur. Bu meseleyi yanlış tahmin etmiyorsam eğer, önümüzdeki 10 yıl içinde düşünmek için epey zamanınız olacak. Sana gelince karı ters, silahını cebinde tutsaydın çok daha iyi ederdin. Ben de öyle düşünmeye başladım Bay Holmes. Ama bu kızı korumak için aldığım onca önlemi düşününce onu seviyorum Bay Holmes ve aşkın ne olduğunu ilk defa gördüm. Kimberley'den Johannesburg'a kadar Güney Afrika'nın en büyük zorbası ve haydudu olarak anılan adamın eline düştüğünü düşünmek bile beni deliye çevirdi. Belki buna inanmayacaksınız ama bu kız emrimde çalışmaya başladığından beri bu evin yakınından yalnız başına geçmesine izin vermedim. Çünkü ona zarar vereceklerini biliyordum. Başına bir şey gelmediğinden emin olmak için onu bisikletle takip ettim. Ondan her zaman belli bir mesafede durdum ve beni tanımasın diye de bir sakal taktım. Çok iyi ve yüce ruhlu bir kız. Eğer onu takip ettiğimi bilseydi yanımda çalışmayı hemen bırakırdı. Peki ona tehlikeden niye söz etmediniz? O zaman da beni terk ederdi. Buna dayanamazdım. Beni sevmese bile onu zarifçe ortalıkta dolaşırken görmek, sesini duymak bile yeterdi bana. Belki siz buna aşk diyorsunuz Bay Karuters dedim dayanamayarak. Bana kalırsa bu bencillik. Belki de her ikisi birden. Her neyse, gitmesine izin veremezdim. Ayrıca bu serseriler çevresindeyken birinin ona göz kulak olması daha iyiydi. Ama o telgraf gelince harekete geçeceklerini anladım. Ne telgrafı? Karuters cebinden bir telgraf çıkardı. İşte bu, dedi. Mesaj kısa ve açıktı. Yaşlı adam öldü. Hım, dedi Horns. Bu mesajın onların neden harekete geçirdiğini şimdi anladım sanırım. Neyse, beklerken bize bildiklerinizi anlatabilirsiniz. Cübbeli yaşlı adam ağzı alınmayacak şeyler söylemeye başladı. Tanrı aşkına, dedi. Bob Caruthers, eğer bize ele verirsen Jack Woodley'e yaptığının aynısını yaparım sana. Kız hakkında ne zırvalarsan zırvala. Senin özel meselendir ama arkadaşlarını gammazlayacak olursan ileride çok pişman olursun. Ona göre. Saygıdeğer pederin heyecanlanmasına gerek yok, dedi Holmes bir sigara yakarak. Zaten bütün deliller aleyhinize. Ben sadece merakımdan soruyorum. Yine de anlatmak istemiyorsanız ben konuşurum. Böylece sizin de sırlarınızı daha ne kadar saklayabileceğinizi düşünme fırsatınız olur. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki, üçünüz de bir oyun için Güney Afrika'dan geldiniz. Williamson, Sen Karuters ve Woodley. Bir numaralı yalan, dedi yaşlı adam. Ben bu ikisini iki ay öncesine kadar görmemiştim ve ömrüm boyunca da Afrika'ya gitmedim. Bunu da piponuza takıp içebilirsiniz Bay çok bilmiş Holmes. Dedikleri doğru dedi karı ters. Pekala o halde ikiniz geldiniz. Sayın peder tamamen İngiliz yapımı nadide bir eser. Siz Ralph Smith'i Güney Afrika'dan tanıyordunuz. Daha fazla yaşayamayacağına inanmak için sebepleriniz vardı ve yeğenine bir servet bırakacağını öğrendiniz. Nasıl gidiyorum? Caruthers başını evet anlamında salladı. Williamson ağır bir küfür savurdu. En yakın akraba bayan Violetti şüphesiz ve siz yaşlı adamın bir vasiyetname hazırlayamayacağını biliyordunuz. Okuma yazma bilmiyordu ki, dedi Caruthers. Bunun üzerine ikiniz buraya gelerek kızın peşine düştünüz. Yaptığınız plana göre biriniz onunla evlenecek, diğeri de Ganimet'e ortak olacaktı. Sebebi her neyse koca rolü için Woodley seçilmişti. Hakikaten onu seçmenizin nedeni neydi? Yolda kağıt oynadık, o kazandı. Anlıyorum. Siz genç bayanı yanınızda çalıştırırken Woodley de kur yapacaktı. Ama kız herifin nasıl bir ay yaş olduğunu fark etti ve ondan uzak durdu. Bu arada planlar bozulmuştu. Çünkü siz de hanımefendiye aşık olmuştunuz ve o alçağın genç bayana sahip olması fikrine dayanamıyordunuz. Öyle değil mi? Hayır. Tanrı şahidim olsun buna izin veremezdim. Aranızda bir tartışma çıktı. Woodley öfkeyle ayrılıp sizden bağımsız planlar yapmaya başladı. Bana öyle geliyor ki Williamson, bu beyefendiye anlatabileceğimiz fazla bir şey yok, dedi karı ters acı bir kahkahayla. Evet, kavga ettik ve beni yere serdi. Ama bu konuda ödeştik. Neyse, sonra onu görmez oldum. O aralar şu haydut pederi bulmuş işte. Violet'in istasyona giderken geçtiği yol üzerinde olduğu için burada kalmaya başladıklarını öğrendim ve bir oyun oynayacaklarını tahmin edip gözlerimi üzerinden bir daha ayırmadım. Onları ara sıra görüyordum çünkü neyin peşinde olduklarını öğrenmek istiyordum. Woodley iki gün önce Ralph Smith'in öldüğünü bildiren telgrafla evime geldi ve anlaşmamıza sadık kalıp kalmayacağımızı sordu. Bunun imkansız olduğunu söyledim. Kızla evlenmeyi ve ona pay vermeyi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bunu zevkle yapacağımı ama Violet'in benimle evlenmek istemediğini belirttim. O da önce kızı bir evlendirelim bir iki haftaya kalmadan akla başına gelecektir dedi. Şiddet kullanmak istemediğimi söylediğimde ağzını bozup küfür etmeye başladı ve ne olursa olsun kıza sahip olacağına yemin ederek gitti. Violet bu hafta sonu ayrılıyordu. Onu istasyona götürecek bir at arabası ayarlamıştım ama yine de o kadar huzursuzdum ki bisikletle onu takip etmeye karar verdim. Bildiğiniz gibi sorun arabaya yetiştiğimde geç kalmıştım. Bir baktım ki arabasını siz kullanıyordunuz. Holmes ayağa kalkıp sigarasının izmaritini şömineye attı. ''Aptallık etmişim Watson.'' dedi. Bisikletlerin çalıların arasında boyun bağını düzelttiğini söylediğimde her şeyi anlamalıydım. Ama olsun yine de bu garip. Hatta benzersiz vakayı da başarıyla sonuçlandırdık. Yanılmıyorsam yolda 3 polis memuru görüyorum ve küçük yamağın da yanlarında olduğunu görmek çok sevindirici. Demek ki ne o ne de ilginç damadımız bu sabahki maceradan kalıcı bir hasarla çıkmayacak.'' Watson, sanırım bir doktor olarak Bayan Smith'in yanına gidip kendisine gelip gelmediğine baksan iyi olur. Eğer biraz düzeldiyse kendisini annesinin evine kadar eşlik edebiliriz. Hala toparlanamadıysa Midlands'taki genç elektrikçiye telgraf çekebileceğimizi söylemen yeterli olacaktır. Size gelince Bay Caruthers, bu şeytani planda yer almanın cezasını yeteri kadar çektiğiniz kanısındayım. İşte kartım beyefendi. Eğer mahkemede tanıklığım işe yarayacaksa yardıma hazırım. Bitmek bilmeyen bu hareketlilik içinde okurun da fark ettiği gibi hikayelerimi toplamak ve meraklısına son ayrıntıları aktarmak benim için çoğu zaman zor oluyor. Bir vaka diğerini takip eder ve kriz sona erince oyuncuları da hayatlarımızdan sonsuza kadar çıkmış olur. Fakat bu vakanın sonunda eklemem gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. Bayan Violet Simite gerçekten de yüklü bir miras kaldı ve şu anda ünlü Westminster elektrik şirketi Morton and Kennedy'nin ortağı olan Cyril Morton'ın eşi. Williamson ve Woodley adam kaçırma ve gasp suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Williamson 7, Woodley de 10 yıl yatacak. Karı ne olduğu ile ilgili bir bilgim yok ama meseledeki rolünün mahkemece fazla büyük bulunduğunu sanmıyorum. Sonuçta Woodley çok ünlü ve tehlikeli bir hayduttu ve Karuters büyük ihtimalle birkaç aile adaletin isteğini yerine getirmiştir.